Sevgili izleyiciler, eğer gözlük ya da lens kullanıyorsanız, acaba lazerle göz ameliyatı olursam, gözlerim buna uygun mudur? Doğru sonuç alır mıyım diye düşünüyorsanız, merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtlarını bugün Dünya Göz Etiler Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı, Katarak ve Refraktif Cerrahi bölümünden operatör Doktor Aylin Kılıç'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili izleyiciler sizler de bize arzu ederseniz e, telefon numaramızdan, mail adresimizden ya da Facebook ya da Twitter adreslerimizden gerek gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde lazerle ilgili öğrenmek istediklerinizi, gerekse de diğer sağlık problemlerinizle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Gözdeki e, kırma kusurlarının tedavisinde lazer konumuz. Ancak şunu öğrenmek istiyorum sizden. Lazer bir diyelim ki safra ameliyatı gibi gerekli bir ameliyat mıdır yoksa daha çok bir estetik müdahale midir? Lazer ameliyatının esas yapılış amacı aslında hayatı daha kaliteli hale getirmek, hayatı kolaylaştırmak için. Ancak bu zorunlu değildir. Bazı hastalarımız bunu gerçekten ameliyat oldukları zaman çok mutlu oluyorlar. Çok gerçekten işlerini daha iyi yapıyorlar. Sporlarını daha iyi yapıyorlar ama kesinlikle zorunlu bir ameliyat değildir. Gözlükten hı hı. tamamen kontak lensten gözlükten tamamen bağımsız yaşamalarını sağlıyoruz hastalara. Aslında gözlük bir protez. Proteze hı hı. bağımlı yaşamak e, tansa bağımsız olmak hastaların tamamen tercihi. Peki o zaman şunu hemen sorayım. Diyelim ki bir kişi her şey uygun gitti. Yapılan tetkikler gözü lazere uygun çıktı. Lazer ameliyatı oldu mutlaka... Gözlük ya da lens, kontak lens kullanmaktan kurtulacak anlamına gelir mi bu? Yüzde ee, yüz garanti verilemez hiçbir ameliyatta. Hı hı. Çünkü biz her ne kadar e, ameliyat öncesi değerlendirsek de yüzde emin de olsak, uluslararası birçok kritere bakarak karar veriyoruz. Gözün vereceği cevabı bilemiyoruz. Bizim bilmediğimiz tek bir şey var. Göz ne cevap verecek? Ancak e, lazer tedavisi artık 20 yıllık bir geçmişi var. Güvenli bir cerrahi. Tekrar ufak bir gözlük numarası kullanmak bile e, eski haliyle karşılaştırınca oldukça büyük bir fayda anlamına geliyor. Gençlerle ilgili e, biraz konuşmak istiyorum. Çağımız imaj çağı. Artık herkes aynadaki görüntüsünden e, çok hoşnut olmak istiyor. Ve özellikle gençler çok gözlük kullanmak istemiyorlar. Gençlerde, e, genç nüfusta lazer için belli bir yaz sınırı var mı? 18 yaşın üzerinde lazer yapıyoruz. Ancak bizim için en önemli kriter e, yaştan çok gözün durumu. Eğer son bir yılda, bir iki yılda gözlük numarası e, çok büyük bir ilerleme kaydetmediyse... Ee, ameliyat ediyoruz 18 yaşın üzerinde ama 18 yaşında geliyor Hala numarası ilerleme aşamasında bir önceki yıla göre Yine yaş uysa bile lazer yapmadığımız oluyor hı hı. O zaman yaş sadece kriterlerden biri bir Gelelim diğer kriterlere Lazere uygun bir göz idealde nasıl olmalıdır? Ve bu kapsamdan baktığınızda kimler lazer ameliyatı için uygun değildir? E, lazere uygun gözler genellikle e, miyopu, hipermetropu çok aşırı yüksek olmayan gözler. 8 derecenin üzerindeki numaralarda lazer sonuçları çok garantili olmuyor. <laughs> e, biz muayene ettiğimiz zaman çok ayrıntılı değerlendiriyoruz. Öyküsünü soruyoruz. Göz tansiyonu var mı? Şeker hastalığı var mı? E, göz tembelliği var mı? Göz tembelliği lazere engel değil ama bizim önceden bilmemiz gereken bir durum. <laughs> E, kataraktı var mı? Gözün %100 sağlıklı olması lazım. Göz bebeğini büyütüyoruz, damla koyuyoruz. Hastalarımız yarım saat bekliyorlar e, muayene sırasında. Gözün iç bölümünü değerlendiriyoruz. Retina kısmı yani gözün içindeki sinir tabakasında delik var mı, yırtık var mı, damarlarda tıkanıklık var mı? Gözümüzün bir kere %100 bir sağlıklı olması lazım. Check-up yapıyoruz. Ondan sonra lazer cerrahisi için spesifik ölçümlere geçiyoruz. Kornea kalınlığına bakıyoruz. Haritanın düzenli olup olmamasına bakıyoruz. Ön kamera işte anatomisini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz ee, ve ona göre lazer kararı veriyoruz. Lazer kararı verdiğiniz e, bir hastada e, ameliyattan ne kadar önce hastaneye gelmesi gerekiyor? Lazer ameliyatı olduktan sonra hastanede yatması gerekiyor mu? E, ya da lazer öncesinde bir takım hazırlık dönemine ihtiyaç duyuluyor mu? Bizim için en önemli kriter kontak lensini çıkarmış olması. Hı hı. Çünkü gözümüzde yabancı cisim taşıdığımız zaman kontak lens bir yabancı cisim çıkardığımız an göz yüzeyimiz normal doğal haline hemen o anda dönmüyor. 2-3 gün ara vermek çok ideal bir durum. Ameliyattan önce bizim için en önemlisi bu. Ancak biz zaten lazer ameliyatı diyoruz ama bu ameliyat değil. Hani bu ameliyat deyince insanın aklına böyle çok büyük bir şeymiş gibi bir his geliyor. Aslında bu bir işlem. Bir şey hissetmiyorlar zaten. Peki, Sadece heyecan oluyor. Peki bir şeyi nasıl hissetmiyorlar? Şimdi zaten anladığımdan anesteziyle uyutulmuyorlar. Genel evet. anestezi yok. Peki ağrı acı ı, hissetmeden nasıl ameliyat oluyor? Ne tür bir anestezi kullanılıyor? Göze bir damla koyuyoruz. Bu koyduğumuz damla tamamen göz yüzeyini uyuşturuyor. Biz aynı damlayı katarak ameliyatında da kullanıyoruz. Yani bu şu demek gözün içine yaptığımız hani ciddi bir ameliyatta bile aynı damlayı kullanıyorsak lazer çok daha yüzeyel bir işlem. Ee, aynı ile hiçbir şey hissetmiyor. Ancak tabii bu damla göz kapaklarını uyuşturmuyor. Gözün çevresine dokunduğumuzu hastalar hissedebilir. Hı -hı. Çok minik bir baskı hissi olabilir ama batmayan mı o dokunma gözün içine değme hissini asla hissetmiyorlar. Şimdi nasıl oluyor da lazer ışını Gözdeki kırma kusurlarını düzeltiyor. Uzağa ya da yakını e, görme sorununda ya da astigmat gibi problemlerde. Bize biraz mekanizmayı anlatır mısınız? Ameliyat hı hı. nasıl oluyor? Ne kadar saniye lazer ışığını veriyorsunuz? Hı hı. E, gözümüzün doğal hali belirli bir bombeliği var. Bu bombeliğin şeklini biz lazer ışınlarıyla değiştirebiliyoruz. Bir heykel tıraş gibi aslında. Nasıl bir heykel tıraş şekil veriyorsa aslında biz lazer ışınlarıyla gözün o yüzeyindeki bombe kısma şekil veriyoruz. Ama bizim verdiğimiz şekil böyle mikronlar derecesinde çok minik oynamalar. Diyelim iki derece miyopu var. Gözün merkezi bölümüne miyoplarda gözün tam merkezi bombenin tam merkez bölümüne atış yaparız. Yaklaşık 15-20 saniyelik minik bir atış yaparak mikronlar derecesinde değiştirerek <laughs> e, miyop tamamen ortadan kalkabiliyor. Hipermetroplarda da simit şeklinde farklı bir şekil vererek. Bunu tabi çok özel nomogramları var. Lazer cihazına biz bilgileri yüklediğimiz zaman bunun çok hesaplamaları, analizleri çok özel. Ee, ona göre hastaya kişiye özel olarak e, gözü şekillendirerek miyopi hipermetropu düzeltmiş oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Bir hasta geldi lazer ameliyatı olmak için. Tetkikleri aynı gün yapmıyor, yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Evet, e, ideali hastamızı muayene ediyoruz. Tetkikleri muayene sırasında damladan önce yapıyoruz. Uygun mu değil mi karar veriyoruz. Sonra göz bebeklerimizi büyütüyoruz. E, ona göre de ameliyat kararı veriyoruz. Peki, ameliyata geldi bir hasta. E, hastaneye girmesiyle ameliyat olup çıkması e, ne kadarlık bir süreyi alıyor? Aslında işlem... 5-6 dakika. Ancak hazırlık, iki göz içinde iki göz mi 5 göz içinde. Evet. Ancak biz gözü uyuşturuyoruz, çok iyi steril ediyoruz özel solüsyonlarla hani mikrop kapmasın diye. Bu süre yaklaşık hani içeride kılış, bekleme, tekrar kontrol süresi bir yarım saat, 45 dakikayı buluyor ama esas işlem süresi 5-6 dakika. Bu 5-6 dakikanın da yaklaşık 30 saniyesi, 40 saniyesi lazeri uygulama süresi. Aslında çoğunlukla hazırlık aşamasıyla geçiyor. E, göz kapatılıyor mu peki lazer ameliyatı sonrasında? Yok kesinlikle kapatmıyoruz. Aynı gün evine yönlendiriyoruz. Diyoruz ki gözlerinizi evde kapatın dinlenin. Genellikle bir 2-3 saat yanma batma oluyor. Bazı hastalar hiçbir şey hissetmiyor. Bazı hastalar diyor ki biraz ağrım oldu. Ama Hı -hı. akşamı genellikle iyi geçiriyorlar. Görme ne zaman normale dönüyor ya da hedeflenen değere iniyor? Ameliyat yaptınız. Ameliyattan sonra hemen mucize bir şekilde hasta gözlerini açtığı andan itibaren "Aa görmem düzeldi mi?" diyor yoksa belli bir zamana ihtiyaç mı oluyor? Aslında bazı hastalarımız bunu deniyorlar. Çok heyecanlı olan evet. hastalar hemen ameliyattan filmlerindeki sonra gibi mi oluyor? "Evet, görüyorum." diyorlar. <laughs> Ama biz kesinlikle böyle bir vaatte bulunmuyoruz. Biz diyoruz ki işte gözünüz iyileşsin. Orada ödem var, o biraz çekilsin. <laughs> Ertesi gün normal günlük hayatlarına dönüyorlar. Peki Ameliyat e, olan bir hasta ne zaman işinin başına dönebilir ve ne zaman araba kullanabilir? Örneğin bilgisayar ekranıyla e, sürekli e, karşısında olmasını gerektiren bir iş varsa ne öneriyorsunuz bu tür hastalara? E, ameliyat olan hastalarımız ertesi gün normal günlük hayatlarına dönebilirler. Genelde ofiste çalışanlar ofislerine dönebilirler ama ortam çok tozluysa aşırı e, dış etkenler varsa... O zaman bir iki gün evle, evde kalıp istirahat etmeleri avantajlı olur. Ameliyat sonucunun da başarılı olduğunu varsayalım. Zaman içinde tekrar numara gelir mi, tekrar numara ilerler mi? Bu kişinin yaşına ya da başka göz hastalıklarına bağlı olarak da değişen bir faktör mü? Aslında biz bunu muayene sırasında önceden tahmin edebiliyoruz. Hı hı. Eğer mesela korneası çok ince ise... O hastalara ameliyat etmiyoruz. Riskli hastaları tamamen biz hani ayırt ediyoruz ve kesinlikle ne kadar hastalarımız ısrar ederse etsin ihtimal var risklisiniz size ameliyat etmeyelim diyoruz. Ama bazı gözler var ki çok yüksek numara diyelim ki 8 derece sıfır planlasak bile çok derine girilip lazer yapıldığı için uzun vadede belki 0-51 derece hani 2 derece miyop kadar emin olamayarak lazer yaptığımız oluyor. Ancak bu grup gerçekten çok mutlu oluyorlar. Çünkü 8 derece miyopla yaşamak, yüksek numarayla yaşamak gerçekten hayatı kısıtlayan bir durum. Hı hı. E, numaraları çok minik geri dönse bile hayat kaliteleri gerçekten çok artmış oluyor. Kaldı ki üstüne kontak lens, gözlük kullanabiliyorlar. Bu hı hı. hani onları detayları görmelerini hiçbir şekilde engel olmuyor. E, bizim tahmin ettiğimiz risklere göre biz e, ameliyatı planlıyoruz. Şimdi dediniz ki detaylı muayeneler yapılıyor. Zaten kişinin kornasının ince olup olmadığı saptanıyor. İnce olursa izin çıkmıyor. Evet. Başka göz hastalıklarına bakılıyor. Sonuçta aslında bir sınavdan geçiyor göz hastaları. Diyelim ki bir kişinin gözü lazer tedavisine uygun çıkmadı yapılan tetkikler sonucunda. Ancak tıbbın geldiği noktada gözü lazer tedavisine uygun çıkmasa da Gözlük ya da lens kullanmaktan kurtaran hastaları başka seçeneklerde var değil mi? Evet e, alternatif olarak gözün içine mercek yerleştiriyoruz. Hmm. Genç hastalarda e, gözün kendi merceğine dokunmadan bu renkli kısmın önüne hiç korneaya dokunmadan en ön tabakaya dokunmadan iç kısma yaklaşık 1-2 milimetrelik minik bir kese yapıp gözün içine böyle kontak lens gibi kırılan bir merceği enjekte ediyoruz. <laughs> i̇şlem aslında çok kısa süren bir işlem. Eğer gözümüz uygunsa tabii bir takım kriterlere bakıyoruz hücre sayısı işte ön bölümdeki boşluğun derinliğin derecesine bakıyoruz. Uygunsa bu merceği yerleştirdiğimiz zaman hayat boyu bu merceği taşıyabiliyorlar. Renkli kısmın önüne konulabiliyor, arka tarafına konulabiliyor. <laughs> Sonuçta mevcut anatomiyi bozmadan herhangi bir doku almadan gözün içine. Ee, genç hastalarımız oldukça memnun olarak. Bu katarak e, cerrahisine benzer bir yöntem mi bu? Bu katarak cerrahisinden tamamen farklı çünkü Hı -hı. katarak cerrahisinde gözün içinden doku alıyoruz yani Hı -hı. katarak dönmüş lensi alıyoruz onun yerine mercek yerleştiriyoruz. Ama genç grupta katarak gelişmediyse hiçbir dokuyu almadan anatomik olarak hiçbir şeye zarar vermeden gözün içine sadece merceği enjekte ediyoruz. Ee, bakım gerekmiyor. Hastalar bunu hiçbir şekilde hissetmiyorlar. Hani tak çıkar bakayım ya da batma yapar ya kontak lens. Öyle bir şey hissetmiyorlar. Bunu, bu merceklerin göze yerleştirilen e, lenslerin e, multifokal olanları, yani çok odaklı olanları da var herhalde, değil evet, mi? Evet, evet. Özellikle katarak cerrahisinde ya da kataraktı gelişmeyen hastalarda bile, sırf yakını daha iyi gördürelim yüksek numarası varsa multifokal denen mercekler yerleştiriyoruz. Artık multifokal dediğimiz hem uzağı hem yakını gösteren mercekler aynı zamanda astigmatı da düzeltiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Hastalar aslında bir taşla birçok kuşu vurmuş oluyorlar. Hem kataraktan kurtuluyorlar hem gözlüklerinden kurtulmuş oluyorlar. Bu da çok avantajlı bir yöntem. Şimdi bir de yaşa bağlı yakını görememe sorunu var. Yaşa bağlı yakını görmekte zorlanan kişileri yakın gözlüğünden kurtaran da tedavi seçenekleri var. Evet. Ee, bu nasıl oluyor acaba? Hangi yöntemle yapılıyor? Aslında gözlükten yakın gözlükten kurtulmak için şu anda birçok araştırmalar devam ediyor. Ancak Hı -hı. şu anda geldiğimiz nokta ya korneaya ya lazer yaparak bu gözlükten kurtarıyoruz ya da gözün içine mercek yerleştirerek kurtarıyoruz. Hı -hı. Ee, hastanın durumuna göre yaşına göre numarasına göre e, yöntem karar verilerek planlanabiliyor. Peki şimdi bu göz içine yerleştirilen merceklerin e, ne tür riskleri var ya da kimlere önermiyorsunuz. Mesela gece özellikle uzun yol şoförlerinde hı hı. şoförler araba kullanırken ışık kırılmalarına da neden olduğu söyleniyor değil hı hı. mi? Evet kesinlikle aslında bu merceklerin geçmişi 15 yıl. İlk başta dizayn olan mercekler giderek günümüze kadar geliştirildi. İlk merceklerle karşılaştırıldığında her ne kadar yan etki çok düşürülse bile %100 ortadan kaldırılamadı. Ama artık eskisi kadar da çok sık görmüyoruz bu şikayetleri. Çünkü yeni çıkan son dizayn teknoloji mercekler sayesinde neredeyse uzun gece araba kullanan uzun yol şoförlerine bile bu mercekleri uygulayabiliyoruz uzağı ya da yakını görememe sorunu ama gözü lazer tedavisine uygun olmayan hastalara yaptığınız alternatif yöntemler biraz daha cerrahi bir müdahale, ameliyat herhalde. Evet, evet. Bu tür yöntemlerde peki nasıl anestezi kullanılıyor? Ee, ya da iki göze aynı anda ameliyat mümkün olabiliyor mu? Örneğin yurt dışından gelen pek çok hasta da var tedaviye. Gerek yabancı hastalar gerek yurt dışında yaşayan Türkler. Onlar açısından nasıl bir tedavi yaklaşımı planlaması oluyor? Hı hı. E, lazer ameliyatını aynı gün iki göz yapıyoruz. Ancak göz içi ameliyatları aynı gün yapmıyoruz. Hı hı. E, arada iki gün olsun istiyoruz. Minimum iki gün olsun istiyoruz. E, yurt dışından gelen hastalarımız için geldikleri gün muayenelerinin yapılıp ertesi gün ameliyat olmaları mümkün. Ee, i̇ki gün sonra da diğer gözlerini ameliyat ettiğimizi düşünürsek en az bir 4-5 gün e, kalmaları gerekiyor. Ama lazer ameliyatı için gelen hastalarımız e, iki gece kalmaları yeterli. Şimdi özellikle sağlık turizminde gerek başka şehirlerden gelen hastaları olsun gerek ülke dışından gelen hastaları olsun yaz döneminde de bu tür ameliyatlar çok yapılıyor. E, gözdeki e, kırma kusurlarının tedavisine ister lazer olsun diğer cerrahi yöntemler olsun bu tür girişimleri geçinen kişiler hem tatil hem sağlık için geldikleri Türkiye'de denize girebilirler mi? Nasıl bir tatil planlaması yapmalılar? Aslında e, iki hafta denize girmelerini çok tavsiye etmiyoruz e, ama başını sokmadan yüzebilirler. E, yani Girince dalınca gözlerini açmalarını istemiyoruz tabii denizde. E, Ameliyatlarını dönüşte de olabilirler, hani çünkü deniz kenarında damla kullanmak ya da o güneşin etkisiyle kuruluk gelişme ihtimali yüzünden. Ancak eğer olup da tatil'e gitmek istiyorlarsa e, çok iki hafta mümkünse deniz havuz olmasa çok iyi olur. Denizsiz tatil ya da e, sadece evet. güneşlenme tatili diyorsunuz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız için her şeye katıldığınız için. Çok sağ olun. teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.